Şimdi basit bir örnek üzerinden for döngüsüne dair kritik bir inceleme yapalım. Örneğin Hilmi değerini 10 kere ekrana yazdıralım. Şimdi Hilmi değerini ekrana 10 kere yazdıracaksam normalde bu kodu ben Amelius yöntemiyle 10 kere ekrana yazdırabilirim. Olur biter. Amma ve lakin bu işlemi döngüyle de yapabilirim. Eğer döngü kullanacaksam buradaki işlemde özellikle de for kullanacaksam şu şekilde çalışmam gerekecektir. For'u oluşturuyorum. Şimdi bir tane başlangıç değeri tanımlamam gerekecek. Başlangıç değerimi tanımlıyorum. Şimdi başlangıç değerine verilen değer neyse ona göre bundan sonraki mantıksal kombinasyon şekillenecek. Örnek verelim. Mesela 0 verdiysem bundan sonra şartım arkadaşlar i'nin ondan küçük olduğunu kontrol edip i'yi 1 attırmam yeterli olacaktır. Niye? Bak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak 9'a geldiğimizde 10 tane işlem yapmış olduk değil mi? 10'dan küçük olduğu en küçük tam sayı değer ne? 9. 0'dan 9'a kadar 10 kere bu döngü tetikleneceğinden dolayı buradaki kombinasyon bu şekilde olmalıdır. Amma ve lakin senin elinde kombinasyon 0'dan başlıyor 10'la bitiriyorsan buraya eşitlik koyarsan 11 kere döneceğinin farkında olmalısın. Ya da sen burayı birden başlatıyorsan buraya da eşitlik koymuyorsan 9 kere döneceğinin farkında olmalısın. Niyetin 10 kere döndürmekse buraya eşitlik koyman gerekiyor. Yani demek istediğim o ki arkadaşlar, for döngüsündeki esas mantıktır. Esas mantıktır. Yani şuradaki formülü çözdüğünüz zaman ilgili operasyon o formüle göre tetiklenecektir. Affedersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi şöyle bir kombinasyon yaptığını düşün. Şimdi biz mümkün mertebe sıfırlardan birlerden başlatıp olayı ele almayı severiz. Çünkü hesaplaması kolay oluyor ama sen bunu diyelim ki 700'den başlattıysan ve 10 kere bunu döndüreceksen o zaman buranın da 710 olması gerekecektir. Nihayetinde birer birer artıyor. 701, 702, 703, 707, 708, 709 deyince zaten orada 10 tane hamle 10 kere işlem yaptığının farkına varıyorsun. Ve benzer mantıkla 1000 diyorsan 1010 olması lazım. Amma ve lakin bak 700 diyorsan eşitlik koyuyorsan bu sefer 709 olması lazım. Ya hocam 700'lerden başlar mı for döngüsü? E tabii ki de başlamaz. 0 1 varken yani matematik niye var? Minimize edilmiş rakamlarla siz devasa major yapılanmaları görebilirsiniz diye var. Şimdi buradaki formülasyon bu da aynı. E şu da aynı. Yani nihayetinde şu da aynı. 1'den 9'a kadar 9'la dahil işlem yapıyorsanız arkadaşlar burada 9 kere işlem yapmış olursunuz. Eğer siz şuna 10 dersiniz, 10 kere buradaki kombinasyon tetikleneceği için 10 kere işlem yapmış olursunuz. Kombinasyon önemli. Yani buradaki incelemede şurada kombinasyona odaklamaya çalıştım sizleri. Şimdi bir örnek daha yapalım. Hilmi değerini 10 kere ekrana yazdıralım ilk önce. Bir bunu görelim. Bak, Hilmi değerini bu şekilde ekrana yazdırdım. Şu anda 10 kere ekrana yazdıracaktır. Çalış oğlum. Sanki gören de yani hepsi buradanın ERP'sini çalıştırıyoruz. Alt tarafı bir tane for döngüsünü çalıştıracak. Neyse. Görüldüğü üzere arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane Hilmi değerini getirmiş. Peki. Şimdi yapısal olarak şeyi incelersek. Ben burada 0 dersem 10 dahil olursa 11 kere işlem yapılır. O zaman ben burada 10'daki dahilliği kaldırdığımda bu da olacaktır. Yani biraz önce kodun birebir aynı sonucunu verecektir. Peki şöyle bir şey yapabilir miydim? Sıfırdan başla. Efendime söyleyeyim. 50'ye kadar git. 50'ye kadar git. Lakin i'nin değerini birer birer değil, i artı 5 olarak arttır. Nihayetinde buradaki mantık, buradaki kombinasyon da i'nin değerini beşer beşer. Bak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yani 10 kere buradaki işlemi yapmış olacak ve bize Hilmi değerini getirecektir sevgili arkadaşlar. Şöyle bakarsak bakın 2, 4, 6, 8, 10. Yani incelemedeki odaklanmaya çalıştığım ve sizi odaklamaya çalıştığım nokta şu. For döngüsündeki mantığı diğer döngülerde de aslında aynı. For döngüsündeki mantığı arkadaşlar kurduğunuz zaman operasyon bitiyor. Buradaki çalışma mantığı çok kolay. İlk önce burası tetikleniyor. Ondan sonra buraya bakar. Döngüye turuysa girer. Daha sonra buraya gelir bir daha bakar. Buraya gelir bir daha bakar. Buraya gelir bir daha bakar. Ta ki ne zamana kadar? Şartımız false olana kadar. Buradaki kombinasyon önemli. Tamam, kombinasyona odaklanacaksınız. Oradaki problemi kombinasyonda çözdüğünüzde artık içeride arkadaşlar ne yapacağınız size kalmış. Evet, şimdi bir sonraki dersimizde üçüncü bir incelemede bulunacağız. Ondan sonra arkadaşlar for döngüsünün varyasyonlarını inceliyor,